Az önce yayına girmeden önce ben de baktığımda Hamas tarafından resmi bir açıklama henüz yok ama Orta Doğu'da çok önemli bir gazete yayın organı Şarku'l-Avsat'a konuşmuş bazı Hamas yetkilileri ve öldürüldüğünü doğrulamışlar. Muhtemelen resmi açıklama için sabah saatlerini bekleyeceklerdir. Yani artık aslında öldürüldü diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail özellikle bu gibi konularda emin olmadan bir açıklama yapmaz. Zaten arkadaşlar da şimdi vereceklerdir. İsrail ordusunun yayınladığı bir görüntü var. Asıl ben onun üzerine de biraz daha fazla konuşmak istiyordum. İsrail ordusu Yahya Sinvar'a düzenlenen bu suikastin bilinçli ve takip edilen bir şey olduğu mesajını da veriyor bu görüntüyle. Çünkü bir drone'dan İsrail ordusuna ait bir drone'dan çekilen görüntüde Yahya Sinvar'la beraber iki kişinin bir binadan çıktığı görülüyor. Anbeyan takip etmişler ve nokta atışı bir saldırı gerçekleşmiş. Orada bir binanın içerisinde Yahya Sinvar olduğu iddia edilen kişi tam bu görüntü. Drone son ana kadar önce bombalanan binaya kadar Yahya Sinvar'ı takip ediyor. İsrail ordusunun en azından iddiası o yönde ve şimdi sol tarafta bir koltukta duran kişinin de Yahya Sinvar olduğu söyleniyor. Bu görüntüler sırasında yani tam da şu anda yaralı olarak görüyoruz kendisini. Hatta elinde bir demir çubuk var. Son ana kadar direndiğini de buradan anlıyoruz. İşte İsrail ordusu o kişinin Yahya Sinvar olduğunu da ekrana verdi. Elindeki demir çubuğu da drone'a atarak artık son anlarını da böyle drone tarafından kaydedilmiş. İsrail bu şovu, İsrail ordusu diyeyim önce, İsrail'in kendi yapmak istediği şova da gireceğim. İsrail ordusu bu şovu boşuna yapmaz. Bu kişi Yahya Sinvar'dır çok büyük ihtimalle ve onun da son anda nasıl öldürüldüğünü bir kendilerince bir kahramanlık göstergesi olarak gösteriyorlar ama İsrail aslında bu görüntüyle hedef aldığı kitleleri yahut da işte milyonlarca Müslümanın da nasıl sinirlerini ayağa kaldırdığını da anlamıyor. İşte İsrail'in yapamadığı, politikasını beceremediği şey de bu. Çünkü tam da şimdi görüyoruz ki bu görüntülerde Hamas'ın lideri Yahya Sinvar son ana kadar direnmiş ve onlar için kutsal olan bu direnişi son ana kadar devam ettirmiş. İsrail yıllardır, çok uzun bir zamandır Yahya Sinvar'ın tünellerde rehinelerin arasında saklandığını iddia ediyordu. Onun için hem rehinelere ulaşamadıklarını hem de kendisini öldüremediklerini söylüyorlardı. Oysa propaganda amaçlı yayınlanan bu görüntülerde görüyoruz ki Hamas lideri Yahya Sinvar son ana kadar direnmiş. Şimdi bu işin ordunun şovu dedim. Bir de işin diğer tarafına izninle geçeyim. Siyasi Netanyahu'nun şovunu maalesef tüm dünya sus pus izlemek zorunda kalıyor. İzliyor daha doğrusu yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut başkanı tam siyasi tabirle bir topal örnek. Herhangi bir politika üretemiyor çünkü yenilecek artık yeni başkanı seçiyor. İsrail bu geçiş dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu seçimlerinin geçiş dönemlerinde bunu hep yapmıştır. Bir anlamda gaza basmıştır ve zulmünü arttırmıştır, katliamlarını arttırmıştır. Yine öyle bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü Amerikan Başkanı Biden seçimleri artık bekliyor. Yeni seçilecek başkanın kim olacağını bekliyor. İşin garip tarafı o ki Amerika'da yeni seçilen başkan da önümüzdeki 100 gün boyunca seçildikten sonra herhangi bir Orta Doğu politikasını hızlı bir şekilde üretmeyecektir. Çünkü onlarda da adı konulmamış bir kural. Bu 100 gün boyunca bekleyip işte önce iç meseleleri halletmek, ekonomiye yön vermek, politikalarını belirlemek, yardımcılarını ya da işte beraber çalışacağı kişileri belirlemek ve sonrasında siyaset üretmek üzerine kuruludur. Yani önümüzde işte Kasım'dan da beraber sayarsak nereden baksanız bir 150-200 gün var. 4 aya yakın bir süre var. İsrail'in bu katliamlarını izlemeye maalesef devam edeceğiz. Dünyada yıllardır İsrail'in bu yaptığı katliamlara sessiz. Netanyahu ne yapmaya çalışıyor sorusu ise işte hala karşılık bulamadığımız bir şey. İsrail Cumhurbaşkanı bile savaş istemediklerini söylerken Netanyahu savaşı körükledikçe körüklüyor. Aslında savaş demek de çok doğru değil artık. Karşı tarafında kendisiyle birebir bir güç yok. Direniş hareketi var. Varlıkları için Müslümanları o bölgedeki Filistinlerin varlığı için direnen bir hareket var. Netanyahu tam gaza basarak elinden geldiğince tüm gücünü kullanarak onlara saldırıyor ve artık işte katliamını, zulmünü her gün görüyoruz. Yani hastaneler vuruluyor, rehinelerin olduğu yerler vuruluyor, siviller katlediliyor. Buraya kaçın deniyor ve kaçın olsun dedikleri noktalarda insanların üzerlerine bombalar yağdırıyor. Çünkü Netanyahu'nun bu savaşa ihtiyacı var. Kaç yıldır Netanyahu karşıtı gösteriler İsrail içerisinde devam ediyor, yapılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda çok daha fazlaydı bu gösteriler. Yani artık her an istifa etmesi bekleniyordu. Hakkındaki yolsuzluklar, savaş suçları, katliamlar İsrail içerisinde artık her gün medyada tartışılır hale gelmişti. Ama Netanyahu istifa etmek yerine Filistinlileri öldürerek, direniş hareketinin liderlerini öldürerek, katlederek, hatta katliamlar yaparak Gazze'de her gün gördüğümüz ya da bölgede her gün gördüğümüz, artık Lübnan'da gördüğümüz katliamlarını yayarak koltuğuna daha da yapıştı ve üzülerek söylüyorum ki başta Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler, demokrasi için her gün nutuk atan bu ülkeler İsrail'in bu zulmüne sessiz kaldığı sürece de önümüzdeki en az 4-5 ay, muhtemelen uzun yıllar boyunca da bu katliamı, bu zulmü Orta Doğu halkları, Filistin başta olmak üzere şimdi de Lübnan, Orta Doğu halkları çekmek zorunda kalacak.